Hikayenizi oturanlara çektim. Hiç böyle kendimi biraz nasıl bir yabancı hissettim sahneye. En zor dersimi çektim çünkü kendimi anlatacağım. Herhalde bu hayatta en zor olan şey insanın kendisi yaptıklarını övüne, bölüne, kasına kendisini anlatmasıdır ama benim de gelince mütevazı olmaya çalışacağım. 14 Temmuz 1973 Kızgınistan Kırcayar şehrin Uzuncalar köyünde dünyaya geldim. Bulgaristan'ın kırsal köylerinde bir tanesiydi. Bölge olarak şanslıydım. Şu yönden şanslıydım. Kez de rahmetini almak istiyorum burada. Rahmetli Naim abiyle, Naim Sorum abiyle beraber aynı bölge, aynı kasabanın iki farklı köyündeydik. İkimiz de o topraklarda yetiştik, büyüdük. Tabii ki hep çocukken dünyaya geldim. Ama fakat bu da bulma sebebi biliyorsunuz halt etki olmamdan dolayı bugüne kadar iyisiyle kötüsüyle ülkenin bir şeyler kazandığından dolayı buradayım. Dolayısıyla direkt spor kısmına geçmek istiyorum. 10 yaşına kadar köyde her çocuk gibi oyun peşinde, hayvan peşinde koşarken komşumuz İbrahim Hoca, İbrahim Yılmaz Hoca'mız geldi ve benim halt edici olmayacağını sordu. Olmak isteyip istemediğimi sordu. Bunun halt edici ne olduğunu sordu kendilerine. O da dedi ki çok güçlü olacaksın diye. Zaten köyde köşüydü. O zaman da ufak tefek. Halt edici baştan sonra bunu ortaya koyup kısa olmadığını da söyleyeyim size. Ama herkesin güreşte futbolda, koşularda yeni bir başarılı bu konuda. Güçlü olduğunu söyledi. Fakat şöyle bir cümle benim cezbetti aslında. Dedi ki, kasabaya gideceksin. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bulgaristan'da doğduğunu söyledim. Bulgaristan köylerinde yaşadığını söyledim. Ama tek kelime Bulgarca bilmiyordum. Ama çok okuyabiliyorduk ama bilmiyorduk, konuşamıyorduk. Kasabada Bulgarca öğreneceksin. Hafta sonu köyde arkadaşlarla Bulgarca konuşarak hava atacaksın dedi. O beni cezbetti. Günümüzde İngilizce gibi bir şey yararlayacağız. Öylelikle ben o Everest'e gittim. Tabii ki annem babam başta karşı çıktı. Fakat hocalarım, Antunlu'nun ve daha sonra da Naim abimin de hocası olan Emre Hocam'la beraber, köylümle beraber annem babam bir şekilde ikna ettiler ve babam 10 yaşında Bulgaristan'ın Kırcayar şehrine gittim ve Halter'le tanıştım. Halter salonuna girdiğimde tabii gürttüm. Neden gürttüm? Çünkü hayalindeki Halter'imiz daha farklıydı. Oradaki abileri görünce, o ağrımı, kocaman kocaman kiloları görünce eyvah ben ne yaptım dedim, ay bu köye geri dönmek istedim. Fakat dediğim gibi anne babam karşı çıktılar, ben de çok ısrarcıydım gitme konusunda. Babamın şöyle bir cümlesi olmuştu, biz senin oraya gitmeni istemiyoruz. Ancak gidersen asla bu eve bir daha geri dönemezsin. Ancak hafta sonları cumartesi günü gelirsin ve eşyalarını yıkarırsın ve ertesi günü tekrar kasabaya gidersin. Dur, bu evin kapıları sana kapalı dedi. Tabii bu korkuyla, evet gerçekten babam dedi de yaparım bir tipteydi, o da benim ufak tefekti ama kırmızı çizgileri vardı ve benim bildiğim babam da gerçekten beni evine almayacağını biliyordum. Öylelikle mecbur kaldım kasabada. Şimdi mecburiyetten beri çıkmış oldum bu yolda. 13 yaşına kadar, 14 yaşına kadar bir şekilde Bulgaristan'da halter sporuna devam ettim. Fakat Bulgaristan'da 1985 yılı itibariyle isimlerimiz değişti bizim burada. İsimler değişmeye başlayınca tabii ki bundan gitmedi. Sanat ve spora ulaşan benim gibi çocuklar, gençleri eğitim sistemi dışarıda bırakmaya başladılar. Sadece eğitim vermeye başladılar. Ve biz bir şekilde spordan uzaklaştırıldık. Akabinde 89 yılında sınırlar açıldı. Sınırlar açılınca işte durumu iyi olanlar, şehirde oturup ikamet edenler biraz daha şanslıydı. Birçok kişi geldi o zaman ilk aşamada 350 vatandaşımız gelmişti. Tabii biz gelemeyinler dedik. Çünkü köyde hala hayatımız devam ediyordu. Dedim ki bak yerine gerektiğin için özellikle ekonomik şartlarda çok iyi olması lazım. Tabii ki o bizde yoktu. Cesaret lazım. Bir kalbim asker. Anne babam bir şekilde köyden Türkiye'ye gelemediler ve ben de Bulgaristan'da kalmış oldum. Sınırlar kapandı çünkü süreç içerisinde. Fakat Bulgaristan'da benim halter sporu köye dönmek istemiyordum, halter yapmak istiyordum. Ve farklı kulüplere gittim. Ama ancak dediğim gibi Türk olduğumuz için
Türkiye'ye gitmeyeceğini söylememe rağmen maalesef kabul etmeden beni orada hafif yapamak. Her şey bitti dedi, noktada Türkiye'den bir mektup geldi ve mektupta aynı şey yazıyordu. Hadi Bulgaristan 16 yaşındaydım çünkü o zaman. Yanına herhangi bir aile alırsa yanına, senin bize, devam senden gelecek olan ailenin vizesi Sofya'da mülkeşikti bekliyor. Türkiye'den talimat gitti, Türkiye seni bekliyoruz dediler. Yeni bir süreç başladı, tekrar köye gittim ben tabii ki. Bu sefer annemle babam da Türkiye'ye gelmek için izin almam gerekiyor. Gittim annem babama söyledim, ben spor yapmam gerektiğini, Bulgaristan'da bunu yapamayacağım. Tabii benim için kolay olan bir karardı ama anne babam için çok çok zor bir karardı. Sağ olsun Allah razı olsun, bana beraber gidebilirsin dediler. Ve ben o zamanki yarışmada dedim ki bir ailem getirdim, ailem getirdim gerekiyor. Türkiye'de ve benim aile hakkımı köyden kasabaya götüren beni İbrahim Hocam'dan yana kullandım ve o da Bulgaristan'da kalmıştı çünkü. Onun ailesiyle beraber Türkiye'ye geldik. Kendilerini Sakarya'ya gönderdik ve ben 16 yaşında tek başıma Ankara'ya gittim ve Ankara'da benim için artık yeni bir hayat başlamıştı. Tabii zorlukları görmüyorsunuz sonuç, çünkü hayaliniz Türkiye'ye gelmek, halk ile kavuşmak. Bu süreç bir şekilde başladı. 1990 yılı itibariyle, 1 Ocak itibariyle Ankara'da 19 Mayıs'ta hayatımı idame ettirmeye başladım. Ve spora tekrar kavuştum, spora kavuştum, heyecanı. Ve o arada da Naim abi de Türkiye'de zaten, Naim abinin aynı salonda, diğer abilerimiz de aynı salonda ülkemiz için bir şeyler yapmaya gayret ettik ve elimizden geldiğince en iyisi yapmaya gayret ediyorduk ve o süre içerisinde de işte az önce sayılan başarılar elde ettik. Tabii bu başarılar elde ederken, tabii ben yani sürekli başarılı olmadım aslında, evet, tabii ki şampiyonluklar çok önemli, rekorlar çok önemli ama hayatımda sebebi her zaman şu olmuştur. Aslında beni şampiyon yapan, beni halil yapan bu şampiyonluklar değildir. Yani ikinciliklerin, üçüncülüklerin, beşinciliklerindir aslında bu noktaya getirenler. Ve her zaman da dedim hiçbir zaman kendimi zirvede görmedim. Hep bir daha fazla yapabileceğime inanarak hareket ettim hayatta. Öyle hareket edince de böyle uzun vadeli başarılı oluyorsunuz. Tabii spor güzel bir şey. Ya da sıkıntıları da var, mutlu anları da var, kaybetmiş olduğunuz yer anlar da oluyor ama başarıda kendinize pek fazla pay biçemiyorsunuz. Ama başarısızlıkta da kendinize çok dert çıkartabilirsiniz. Mesela benim 1995 yılında dünya şampiyonu, 94 dünya, tabii ayrı bir de Türkiye'ye getireyim bu arada, onu da anlatayım size. Tabii Türkiye'ye geldikten sonra ikinci bir kararname çıktı ve o zamanki hükümet Rahim'deki Bülent Ecevit'ten Tansu Hanım, Tansu Çiller koleksiyonu ortağıdırlar ve şöyle bir 92 yılların civarında bir şey kanun çıkmıştı. Bundan sonra ne Bulgaristan'dan ne de Türkiye'de herhangi bir vatandaş ne gidebilecek, ne gelebilecek. Hala annem babam Bulgaristan'da kalmıştı. Benim şey bitti dedi noktada. Düşündü ve bunun örnekler olduğunu biliyordum. Çünkü 1986 yılında Naim abimiz Türkiye'ye iltica ettiğinde ki iltica etmedi o bayağı böyle. Bulgaristan'ı terk ederek koşup koşup Türkiye'ye geldik. Biz biraz daha şanslıydık. Hazır bir şekilde geldik. Naim abi sürecinde bir kurum. Naim abinin ailesi Bulgaristan'da kalmıştı ama Naim abi şampiyon olduktan sonra ailesi Türkiye'ye geldi, getirdiğini biliyorum. Ve ben de bunu başarabileceğim inanarak da inşallah şampiyon olursam bir gün o zaman belki bu sınırlar anneme babama açılır diye bu gayretim çalıştı ve 1994 yılında İstanbul'da büyükler kategorisindeki büyüklerde yarışıyorum artık. Hani hiçbir sporcu nasip olunca bir başarı imza atmış oldum. Altı kaldırış var bizde halterde de o altı kaldırışta 7 tane dünya rekoru kırarak dünyada bir iki gerçekleştirdim ve şampiyon oldum. Ertesi gün tabii ki aile nasıl gelir düşüncesi var, nasıl getiririm, nasıl mesaj verebilirim. O zaman daha heyecanlıydım, şu anda da heyecanlıyım ama şu anki heyecanım sizler de bana yansıyan heyecan. Tabii gazetede nasıl dedi getirir derken sonra kalktığımda zaten gazetede büyük manşet ailem istiyorum diye. Ve gerçekten oluyormuş sesinizi spor ve sanatın gücünü vurgulamak istediğim için anlatıyorum bunu. Bir dünya şampiyonla birlikte bütün sınırlar ayrıma çıktı ve
95 Şubat ayında Ergene'de kavuşmuş oldum. Tabii ki şampiyon olduk ve 95 yılında ayrı geldim Türkiye'ye. Tabii benim için daha iyi, daha güzel, daha rahat bir süreç başladı ve 95 yılında Dünya Şampiyonası'na gittim. Dünya Şampiyonası'nda da kesinlikle birinci olacağım inanın bir yarışmada maalesef ikinci oldum. Ama oradaki sıkıntı şuydu. Çin'de yarışıyordum ve yarışma esnasında benim antrenörlerim şampiyon olduğumu söylediler ve son bir hakkım daha vardı benim. Ne yapmak istersin dediler. Ben de şampiyon olduysam dedim. Eğer dünya rekoru denemek isterim. Çünkü şampiyon üstü dünya rekorudur. Tabii dünya rekoruna girdi ve muvaffak olamadım. Şampiyonun da vermiş olduğu rehavet vardı. Fakat kürsüye çıkarken rahmetli başkanımız omuzumda tuttu Savaş abi, Savaş Ağoğlu. Yani teknik ekibin bütün sorumluluğunu üstleniyorum ve ben teknik ekip adına bütün sorumluluğunu üstleniyorum ve şunu bilmeni istiyorum. Sen bizim gönlümüzde şampiyonsun ama ancak senin burada ikinci olmuşsun dediler. Bu arada yapabilecek bir şey yok tabii, çok üzüldüm. Ama hala elenen duydum. Ve bu yarışmadan sonra da çıktım. Tabii yarışma bitti, kürsüde madalyamızı aldık. Maalesef 3 altı beklerken, 1 altı beklemiş oldum kürsüde dedim. Fakat hiçbir zaman vazgeçmedim. Akşam oldu. Tabii bunun hesaplaşma zamanı vardır ama ben her şeyden ilk önce kendimi hesaplaşırım. O zaman da düşündüm ve şöyle bir karar aldım. Bundan sonra rakiplerime 5 kilo ve arkamda duran kendi antrenörlerimle teknik ekibime de 5 kilo fark atmasam buradaki her yarışmada böyle sıkıntıla karşılaşırım diye düşünerek de daha fazla çalışmaya gayret ettim. Orada kendime de bir test çalışmayı çıkartmış oldum. Şunu öğrendim, her şeyin ekmeğin olduğunu öğrendim. Eğer de müsaade ederse bilirler bu sistemi de alırlar diye düşünerek de 96 yılındaki kafa kafaya yapılan bir olimpiyat yarışmasında şampiyon olduktan sonraki yarışmalarda rakiplerim her zaman 15-20 kilo fark attı. Dolayısıyla vazgeçmişim. Dedim ki mücadeleyi seviyorum. Düz yolda herkes yürür ama önemli olan o engelli yollar aşabilmektir. Hayatım önce hiçbir zaman düz yolda yürümedim. Yürümek istedim. Yaşım 49 ama hala engelli yollarda bırakıp yürümeye, koşmaya gayret etmek için mücadele ediyorum. 2008'e kadar iyisini kötüsüne spor yaptık ve bu süre içerisinde de ben kendi vicdanım adına tabii olumsuzluklar da yaşandı. Belki de güzelliklerden bahsettik ama 2005'te bir hiçbir sporcu, hiçbir insanın gelmesi gerektiğini doğru bir sürece ne de yaşadım. Bunu da sizinle paylaşayım. Her şey anlattı doğru bir vazgeçin de değil. Ama şuna emin olur ki az da bilerek isterek yapmadı bu illeti. Fakat en çok üzüldüğüm burada da şuydu. Ben o illeti kullanırken ki benim haberim yoktu. Beni antrenör eden iki tane antrenör. Beni yöneten iki tane yönetici. Ve birkaç kişi daha. Benim bu illeti kullandığımı bildikleri halde beni uyarmamaları. Ve bu şekilde beni yarışmaya götürmeleri. Ve daha sonra da ben de o illetle karşı karşıya kalmam. Ve bir daha da doğru dürüst toparlamayı. Belki de dünyada hiçbir sporcu nasip olmayan dönüşü deformi peşen bir konumda uzak kalmış oldum. Ama dedim vicdan rahat. İnşallah diğerler de vicdan rahattır ama buradaki olay hayal mutlu değildi aslında. Buradaki olay Türk bayrağıydı. Ben hiçbir zaman kendimi hayal mutlu olarak görmedim. Her zaman bu vatanın milleti sporcusu olarak gördüm. Ve bunu fark ettim. Onlar bizim önümüze engel koyarlarken halbuki ülkemizin başarısı için engel koymuş oldular. Beni çok üzmüştü. Birisi olarak yapılan bir yanlış olsa da kabul ederdim ama maalesef bunu kabul etmek zorunda kaldık. Ama dediğim gibi bu süreçte şöyle bir şey düşündüm. Acaba önce Olimpiya şampiyonluğu hayalim olmasaydı, hedefim olmasaydı ve hani dünyada bir iki gerçekçilik bir Türk olmasaydı, orta seviyeli bir sporcu olsaydım acaba bunlar başıma gelir mi dedi. Asla gelmezdi. Çünkü 2008 Olimpiyatlara gitmiş olsaydım ki normal şartlarda gitmiş olsaydım zaten başarılıydım, inanıyorum ama hiçbir yarışmanın sürece kadar bir sayamazsınız. Bu da bir gerçek. En iyi bilenlerden birisi de ben. Hani bundan hiçbir başıma gelmez diye düşünüyorum. Ve her zaman biz kötülük karşılığını beklerken ama maalesef biz
birbirimize bırakıp rekabet içerisine girip küçük düşünerekten acıların ekmeğine yağ sürerek ülkemize maalesef bu tip zararlar veriyoruz. Bu zarar kısmında da büyük rolü ben oynadığım için de dediğim gibi yine özür diliyorum ama vicdana rahatım, bilinçli olup yapmış olduğum bir şey değil. Dediğim gibi ya spor güzel bir şey, spor yapmak, spor ülkeye güzel bir şey, temsil etmek iyi bir şey ama spor benim unuttuğumsa zaten bitiyor ki benim için de bitti. Bizim gibi sporcular genellikle siyasette çok isterler. Özellikle siyasi için büyüklerimiz sağ olsunlar, her zaman tanırlar davet ederler. Belki de Türkiye'de ilk siyaset teklifi alan sporcu ekibiyle ben 2004 yılında elimi teslim ettim demeyeyim. Elimi teslim zamana bıraktım aslında. Çünkü herkesin ülkede kendi işini yapması gerektiğine anlardan ben evet iyi bir sporcuydum. Ama iyi bir yönetici olabilmek için defa sporda bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu zamanı istemiştim kendilerinden. Ama dediğim gibi maalesef 2004'te beri mücadelemde devam ediyorum. Hala Türkspor'da çocuklarımıza herhangi bir emek sarf edemedim. Ama inşallah zamanı gelince, evde turbinlerde gelecek, o hayallerin hedeflerine ulaşacak ve çocuklarımıza bir şeyler katmaya çalışacak. Sporla okumuş değilim. Sporla bir kişiye yaşayabilirim. Eşim de eski milli cimnastikçi, iyi bir cimnastikçi. Benim kadar başarılı olmasa da kendi alanında bizim dönemimizde en ilerinden biriydi ve en güzellerindendi. İki tane oğlum var, ikisi de eski sporla uğraşıyorlar. Bir maalesef diyeceğim, şimdi bütün gençler sizin değil, burada olduğu için söylüyorum. Tabii biz çocuklarımıza iyi yanıklıklara gelmelerini isteriz ama büyük oğlum tam istediğim noktaya geldiği noktada baba dedi, ben dedi eğitime vermek istiyorum, ağırlık vermek istiyorum dedi. Tabii ki çocuklarımız hangi alanda başarılı olmak istiyorsa bu yönde zaman destek veriyoruz ama tabii çok hoşuma gitti. Eğitim ağırlık vermesi ama biz sporcunun benisi olarak biraz da üzdü beni ama bu yolda kendine başarılar diliyorum. Küçük oğlum hala devam ediyor eskide inşallah. O abisi gibi yarı yolda bırakmaz. Çünkü babası hiçbir zaman hiçbir işi yarı yolda bırakmadı. Valla heyecanlıyım. Hayatımın en zor dersini verdiğine inanıyorum. Dediğim gibi ben hiç kendimi anlatabilen, kendimi ifade edebilen, kendim adına söylüyorum. Pek beceremedim. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sizlere bir şeyler benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Dediğim gibi mücadele seviyorum. Vazgeçmek hayatım hiçbir zaman olmadı. Tepkimi her zaman koyarım. Kendimle alakalı bir karakterim, statistik özelliklerimi de söyleyeyim. Kendimle alakalı, birey olarak alakalı bir şey varsa her zaman içime sinirim. Yani susarım, sindiririm, zamanı bırakırım. Ama genel anlamda 2-3 arkadaşımızı ilgilendirirsen asla ve asla karşımdaki olursa olsa susmam. Böyle bir özelliğe sahibim. Belki bu duruşumdan dolayı da şu anda belki bir noktada değilim ama dediğim gibi evreye geçin. Bugüne kadar ne hedef koyduysa hedefe ulaşmışım. Şu anda hala bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ve ülkeme borç hissediyorum. Önemlisi de bu. Dolayısıyla bu borcu bir şekilde ödemek istiyorum. Bugün olur, yarın olur ama en şey olan en kısa zamanda olur. Ben saygılar sunuyorum. Bazıları uzun cümle der ki 18 dakikayı geçmesin dediler de 5 dakikada da ne kadar olduğunu bilmiyorum. Kaç oldu? Eksikte olmasın. Çünkü şu an hırsız yarısı mıydı? Hocam valla hakkınızı helal edin. Ben... İyi ki de Bulgarlar ismimiz değiştirmiş. İyi ki de 10 yaşında, 16 yaşında ailem Bulgaristan'dan bırakıp da Türkiye'ye gelmişim. İyi ki de bu zor şartları yaşamışım. Ama bu kadar başarılı olmuşum. Çünkü ben bu bayrağı altında gerçekten çok mutluyum. O yüzden sizlere tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.